istiyorum. Sayın Yüce Türk, siz de Ankara'dan her şeyi takip ediyorsunuz. Artık siyasetin nabzını tutan isimlerden birisiniz. Kayyımlar arka arkaya atandığında arkasının geleceğini, özellikle yapılan açıklamalar doğrultusunda hala hazırda düşünüyor musunuz? Ve tabii ki kayyımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir hukukçu olarak nasıl gözlemlediniz olayı? Şimdi Evren Hanım, bunun bir ajanda içerisinde planlanmış bir şey olduğunu düşünmemek için çok saf olmak gerekiyor. Çünkü iktidar nereden başladı? Önce dediler ki İsrail bize saldıracak, iş cephenin güçlendirilmesi lazım. Sonra tabii bu anayasa tartışmaları aslında 14 Mayıs seçimlerinden önce başlamıştı ama evet, seçimlerden sonra da çok yoğun bir şekilde devam etti. Ve işte bu yeni anayasa tartışmaları içerisinde ilk 4 maddenin değiştirilebileceği yönünde Meclis Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Muhalefetin sert tepkisi üzerine bir geri adım oldu. Fakat bir ajanda içerisinde devam eden şey de tabii Türkiye Cumhuriyeti'nde belki de zirvedir. Devlet Bahçeli'nin bu Öcalan gelsin, DEM grubunda konuşsun, terörün bittiğini ilan etsin, örgütün dağıldığını söylesin, kendisine umut hakkı çerçevesinde şartla tahliye hükümlerini uygulayalım ve bu iş bitsin dedi. Şimdi bu tartışmalarla birlikte hepimiz bekliyorduk. Ya ne olacak acaba? Yani iktidarla DEM arasında, iktidarla PKK arasında, iktidarla İmralı arasında nasıl bir ilişki gelişecek? Hı hı. Hepimiz bunu beklerken anlaşılıyor ki, yani bunda hani Ahmet Türk'ün bir açıklaması var ya, diyor ki demek ki anlaşamadılar. Evet. Demek ki anlaşamadılar, o yüzden bu oldu. Ve anlaşılıyor ki gerçekten bir anlaşma olmadı. Arkasından aslında Bahçeli'nin açıklamasından hemen sonra iktidara yakın gazeteciler bunu yazdılar. Yani bu devletin size uzattığı son eldir. Hani bunu iyi değerlendirin. Bunu değerlendirmezseniz bunun sonucuna katlanırsınız. Ve DEM genellikle bu konularda inisiyatifi üzerine alan değil de genellikle işi delege eden bir noktada, işte sizin muhatabınız biz değiliz, İmralı'dır, Kandil'dir dedi. Hı hı. Kendisini öyle çekmeye çalıştı bir tarafa. Ama anlaşıldı ki TUSAŞ saldırısı arkasından geldi. Ve İmralı'nın açıklaması şöyleydi: eğer koşullar oluşursa ben bunu yapabilecek güce de iradeye de sahibim dedi. Arkasından bu yeni anayasa konusunda özellikle, ya buradaki kilit unsur aslında DEM'di. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda ne düşüneceği, ne yapacağı az çok belliydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırsız seçilmesine olanak verecek bir düzenlemeye evet demeyeceği, artı anayasanın uygulanmadığı, anayasaya uyulmadığı bir süreçte yeni bir anayasa tartışmasının içerisine Cumhuriyet Halk Partisi'nin girmeyeceği, hı hı, çok net bir şekilde ortada olduğu için bütün umutlar DEM'e bağlanmıştı. DEM'in buradaki o çekingen ya da anayasanın değiştirilmesi konusundaki, iktidarın kafasındaki anayasa taslağı konusundaki o çekingen tavrı iktidarı başka bir evreye geçirdi. Burada iktidar o zaman siz havuçtan anlamıyorsunuz, o zaman size sopa göstereceğiz dediler. Sopayı gösterirken de yine o ajanda içerisindeki yazılanlardan bir tanesi de tabii sadece DEM değil, Cumhuriyet Halk Partisi de vardı. İşte nereden başladılar? Esenyurt'tan başladılar. Yani Esenyurt'un belediye başkanını biz terörle iltisaklı ilişkili gösterip alırız. Bunun üzerinden DEM'e uzanırız. Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM'i birbirine yaklaştırırız. Bu stratejinin içerisinde hem
bu iki partiyi birbirine yaklaştırarak karşı milliyetçi muhafazakar cepheyi konsolide ederiz. Ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bir tartışmayı başlatırız. Çünkü bu tartışma zaten bu dördüncü madde tartışması, yani ilk dört maddenin kaldırılması, yani partinin son yumuşama, normalleşme siyaseti, ayağa kalktın, kalkmadın, işte eski genel başkanın bu konudaki eleştirileri, yani bu iktidarla normalleşilmez, mücadele edilir, yumuşanmaz, işte mücadele edilir tavrı nedeniyle zaten bir tartışma vardı. Bu olay geldiği takdirde hem parti içerisinde bir tartışma olacaktı, hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile demi, hani o siz demin söylediniz, o 14 Mayıs seçimleri öncesinde o sahte kurgulanmış videolar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile demi PKK'yı yan yana getiren ve aynı karenin içine sokan kurgulanmış o siyaset mühendisliğini bu kez fiili olarak Türk toplumuna göstermek istiyorlardı. Ve bunu yaptılar. Ve bunu peş peşe uyguladılar. Başarılı oldular mı? Bence başarılı oldular. Ama neden şimdi fiili olarak onu göstermek istiyorlardı diyorsunuz da, bir diğer yandan Öcalan'a el uzatılan bir pozisyon var, hem de MHP lideri tarafından. Üstelik de Erdoğan tarafından da sahiplerinden bir mesele. Yani burada başarılı oldular da aynı insanlar bu taraftaki bu tam zıttı tavrı nasıl değerlendiriyor peki? Ya da nasıl değerlendiremiyor peki? Şöyle Evren Hanım, orada da yani Bahçeli meclis grubunda konuştu. Sayın Özgür Özel de meclis grubunda konuştu. Hemen yani yaklaşık bir saat arayla konuştular. Bahçeli Öcalan'ın gelip DEM meclis grubunda konuşmasını söyledi. Sayın Özgür Özel de işte bir saat sonra ben el yükseltiyorum dedi ve başka bir açıklama yaptı. Arkasından Diyarbakır ziyareti ve orada sivil toplumla yapılan görüşmeler ve dışarıya yansıyan konuşmalar. Şimdi bütün kareye baktığımızda aslında iktidarın kafasındaki kurguladığı A ve B planlarının, A planı DEM üzerinde baskı yaratıp Öcalan üzerinden bir baskı yaratarak anayasayı değiştirmekti. Bu işlemedi. Yani bu ters tepti. Bu olmadı. Evet. Diğer siyasete geçtiğinde diğer siyasetin bir etki verdiğini ve bir sonuç aldıklarını gördük. Yani çünkü orada gerçekten muhalefet Türkiye'de 22 yıldır iktidarda olan siyasal İslamcı, kafasının arka planında başka bir Türkiye hayali kuran ve bunu adım adım uygulayan AKP'yi bence muhalefet yeteri kadar çözemedi. Ve çözemediği için de bir anda biz ne Sayın Bahçeli'nin o Öcalan gelsin mecliste konuşsun, ne bir hafta sonra ben sözümün arkasındayım sözlerini tartışmak yerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın işte demin otobüsünde mi konuştu, işte Tuncer Bakaran otobüsün üstünde miydi, aşağıda mıydı, İşte bu sözleri oradayken mi söyledi, yoksa birlikteyken mi söyledi? Ya biz bunları tartışmaya başladık ve bir anda aslında muhalefet baskın bir konumdayken savunma konumuna geçti. Evet. Hani bunun sebebi nedir derseniz bana, bu aslında biraz geriye gidelim, 2015 seçimlerine gidelim. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP ilk defa çoğunluğu kaybetti. Ve çoğunluğu kaybettiği andan itibaren iktidarın bir daha kendisine gelemeyeceğini gördü. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yaşanan şeyleri bütün Türkiye hatırlıyordu. Tabii. Ve o yükselen şiddet sarmalığı sonucunda iktidarı tekrar kazandılar. Ama arkasında MHP içerisinde başlayan muhalif hareketle AKP'nin Erdoğan'ın çıkarları uyuştuğu için birlikte biz bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri o ucube sistemi kurarsak ve Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar çoğunlukla birlikte iktidarımızı sürekli olarak devam ettiririz dediler. Ama bunun böyle olmadığı 2019 yerel seçimleri, arkasında 2023-14 Mayıs seçimlerinde muhalefetin
içerisindeki çok ciddi hatalara rağmen alınan o 48'lik 52'lik sonuç ve 31 Mart sonuçları bize başka bir tabloyu gösterdi. Bu iktidar gidebilir. Şimdi bu iktidarın gitmemesi için yapılacak olan tek şey nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde bir iç mücadeleye girmesi. Oraya gireceğiz. Bu strateji uygulandı ve bunda kısmen başarılı olundu. Bunun tabii temel taşları nerede döşendi derseniz, bence muhalefetin de burada, şimdi Suat Bey ayrıldı. Ben Suat Bey'i çok beğenirim. Çok nitelikli bir milletvekildir. Çalışmalarını da bilirim. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki çok çalışkan, nitelikli milletvekillerinden birisidir. Keşke o burada olsaydı da bunları söyleseydim. Şimdi Genel Başkan Özgür Özel çok stratejik bir hata yaptı. O da 31 Mart'tan sonra iktidarla o ismi, hani normalleşme mi yumuşama mı, bu tartışmada devam ediyor. Böyle bir sürece girmiş olmasıydı. Peki, çünkü siz Sayın Yüce Türk, o kısmı birazdan tartışacağız. Bir cümleyle söyleyeyim, tamamlayacağım. Siz bu tartışmayı, dışa karşı olan mücadeleyi içe çektiğiniz anda içeride tartışmayı başlatırsınız. Oysa mücadele dışa karşı, AKP'ye karşı, AKP'nin 22 yıldır Türkiye'yi siyasal İslamcı, siyasal İslam'ın faşist uygulamaları noktasına, orada direnç göstermek noktasından çekip içe çektiğiniz anda, işte bu mücadelenin olması normal bir şeydi ve bu mücadelenin sonucunda da sizin, yani şöyle trajik komik bir şey oldu. Çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan meclis grubunda Özgür Özel'e teşekkür ederken aynı zamanda belediyesine kayyum atadı. Evet. Yani çok trajik komik bir olaydı. Evet. Ama bunun sonucunda geldiğimiz nokta, iktidarın alanında oynanan top bir anda muhalefetin sahasına geldi ve burada oynanıyor. Şimdi muhalefet burada savunma pozisyonuna geçti. Herhalde önümüzdeki saatlerde bunu konuşuruz. Konuşacağız. Ben Suat Özçelebi'ye geçmek istiyorum. İkinci bölümde de sizinle başlayacağız. Çünkü sizin bayağı... Sevinirim.